Elon Musk'ın SpaceX şirketinin Starlink internet uydularını bilmeyeniniz yoktur. Gerçekte dünyada önemli bir tartışma konusu olan bu uydular bize ne getirecek, ne götürecek? Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz SpaceX şirketi sadece uzayla uğraşmıyor. Uydu firmalarıyla da ilgileniyor. Öyle ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelen Elon Musk, Türkiye'nin de uydularını uzaya fırlatma işini devralmıştı. 2015 yılında ise firma Starlink adı verilen bir projeyi hayata geçirdi. Başlangıçta 40 bin uyduyu uzaya fırlatacağını duyuran firma, 2022 Nisan ayı itibarıyla 1500 uyduyu şimdiden uzaya gönderdi bile. Bu projenin temel amaçlarından bir tanesi de dünyanın en ücra köşelerinde bile internetsiz alanın kalmaması. Bu proje kulağa hoş gibi gelse de %37'si internet kullanımına açık olan dünya anakarasında bu oranın artması birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Uzay çöplerinin gitgide artacak olması birçok bilim insanını da kızdıran detaylardan bir tanesi oluyor. Elon Musk bu iddiaları reddetse de uzayda da atıklar oldukça fazlalaşıyor. Her ne kadar yürürlükte olan mevzuata uygun hareket etseler de bu kadar çok uydunun fırlatılması birçok sorunu beraberinde getirecektir. Örneğin bu kadar çok uydu kısa zamanda Kessler sendromuna sebep olabilir. Bu senaryoya göre dünya yörüngesindeki uydular ve uydu parçalarının oluşturduğu enkaz öyle bir noktaya gelecek ki uzayı tamamen kullanılamaz hale getirecektir. Her bir parçanın 6-7 km saniye hızla hareket ettiğini düşünün. Bu hızlarda hareket eden parçaları tespit etmek, önlem almak bazen imkansızdır. Eğer parça 10 cm ve daha küçük ise radar sistemleriyle tespiti zor. Büyükse kaçış hesabı yapılabilir. Gravity filmini hatırlayın. Film abartı olsa da kavramı anlatması açısından önemli. Uzayda başka sorunlar da mevcut. SpaceX'in 3 Şubat 2022 tarihinde fırlattığı 49 uydunun 40'ı güneşten gelen jeomagnetik fırtınalar sebebiyle yanarak devre dışı kalmıştı. Bu fırtına atmosferik sürüklenmeyi artırdığı için uydular çok kısa süre içinde atmosfere girip yanmışlardı. Dünya kendi magnetik alanı sebebiyle bu rüzgardan korunmakta. Gökyüzüne baktığımızda bile çıplak gözle herhangi bir teleskopumuz olmasa bile Starlink'in uydu projelerini görmemiz mümkün. Bu da ışık kirliliği sorununu da beraberinde getiriyor. Benzer projeleri yapmak isteyen firmalara izin verilmemesi de Starlink projesinin bir istihbarat uydusu olarak kullanılıp kullanılmadığını da düşündürüyor. Rusya da Amerika'nın bu planından haberdar olmalı ki benzer şeyler yaparak uzayda söz sahibi olmak istiyor. Geldiğimiz noktada ne Birleşmiş Milletler nezdinde imzalanan uzay anlaşmalarında ne de ülkelerin iç hukukunda fırlatılan uydu sayısında bir sınırlama var. Dolayısıyla bu yarış gelecek nesiller açısından daha tehlikeli bir noktaya gidiyor. Ayrıca hizmet verdiği ülkelerde kontrol nasıl sağlanacak? Hindistan, Starlink uydularının kendi ülkelerinde verdiği hizmetten dolayı lisans almaları gerektiğini bildirmişti. Almazsa nasıl bir engelleme olacak? İnternet günümüzün en etkin medya araçlarından biri hiç şüphesiz. Rusya-Ukrayna savaşında Starlink uydularının Rusya'ya kapatılıp Ukrayna'ya açılması nasıl açıklanabilir? Ayrıca ülkeler internet trafiği ile ilgili bazı filtrelemeler getirmekte. Bu hizmetlerde regülasyon nasıl yapılacak? Özetlemek gerekirse, Starlink projesi Elon Musk'ın basit bir kar projesi değil. Bu bir yarış ve bu yarışın sonuçları dünyayı doğrudan etkileyecek. Belki bugün, belki yarın.